Sizden dinleyelim, gebelikte beslenme nasıl olmalı hocam? Şöyle başlayayım isterseniz. Gebeliğin ilk 3 ayı, hani yaz dönemine gebeliğin ilk 3 ayı denk gelmişse o aylarda bulantı, kusma, halsizlik gibi şikayetler hayatımızı, gebelerin hayatını zorlaştırıyor. Son dönemlerde ise, son 3 ay içerisinde ise artık vücudun ağırlaşması ile birlikte anne adayı sıkıntı yaşayabiliyor. O yüzden de hani hem beslenmesi, hem fiziksel aktivitesi, hem ilaç kullanımı, işte uyku düzeni, bunların hepsi de daha bir önemli hale geliyor. İlk 3 ay içerisinde işte hepimiz biliyoruz ki oldukça fazla bulantı ve kusmalar oluyor. Bunlar da 3 ay içerisinde kimini yatağa düşürecek kadar, 8-10 kilo kaybına sebep olacak kadar kimi anne adaylarını zorluyor. O yüzden de özellikle bu dönemlerde sık sık ve az az beslenme, yani sürekli söylediğimiz bir şey, mutlaka 3 ara öğün, 3 ana öğün şeklinde beslenmeli. Vücudu, metabolizmayı yormadan, böyle bir öğün yüklemesi yapmadan sık sık az az beslenmeye dikkat etmeliler. Sabah bulantıları özellikle ilk 3 ay içerisinde anne adaylarını sıklıkla rahatsız eden durum. İşte bu sabah bulantıları oldukları zamanlarda etmek gibi, peksimet gibi böyle galeta tarzı kuru gıdalar, tost gibi hani daha kuru gıdalar veya kuru yemişler, leblebi tarzında destek alabilirler. Oldukça fazla rahatlatıyor. İşte yağlı, baharatlı, aşırı salçalı yemekler zaten yiyemezler. Kızartmalar, bunlar rahatsız eder. Bunlardan mümkün olduğunca kaçınmalı. Ama yudum yudum da olsa mutlaka sıvı tüketimini ihmal etmemeli. Hani günde 2,5-3 litreye kadar özellikle yaz aylarında çıkın diyoruz. Bunu da almak çok kolay olmuyor bulantılar dolayısıyla. Ama yanlarında böyle işte su şişesi, su bardağıyla mutlaka yaşamalı. Yudum yudum ağızlarını sürekli ıslatarak destek almalılar. Bazen tabii bunları söylesek de çok kolay olmuyor. Bir yudum da olsa ben içemiyorum diyorlar. O zaman ne yapacağız? O zaman da hani bundan bazı ilaçlardan destek alabiliyoruz. Bulantı kusma önleyici ilaçlarımız var. Antiemetikler dediğimiz. Kimi hastalarımız bunlardan fayda görüyor. Bunlardan da fayda göremiyorsak da o zaman damar yolundan hem sıvı takviyesi hem de bulantı giderici ilaçlarla bazı vitamin takviyeleri yapıyoruz. Eğer çok işte kilo kayıplarına sebep olmuşsa, vücutta açlık cisimleri dediğimiz artık keton cisimleri açığa çıkıyorsa da sıvı tedavisi, hastaneye yatış yaparak sıvı tedavisi vermemiz gerekebiliyor.